Günaydın sevgili dostlar. Yeni bir vlog hoş geldiniz. Hiç uykumu alamadım ya. Vallahi vlog çekeceğim diye şartlanmamış olsam tamamen bir saat daha uyurdum ama aşırı şartlandım. Kamerayı bile yatağın yanına koydum yani. O kadar şartlandım. Bakalım. Ama nasıl? Spora Hakan'la uyanmayı beceremeyen insanlardan biri olduğu için kesin uyuyor hala. Kesin. Ben de uyuyorum hala. Hadi çabuk hazırlan. Gidiyoruz, basacağız. Oğlum 10'da almış olacağım seni. Hatta 10'da şeyde olacağız yani. Sarhoş mu denir? Bir şeyler dedi ama anlamadım. Bu arada bu kadar mızmızlanıyorum ama saat 9.47. Yani kendi değil. O yüzden sütlük yapmanın alemi yok. Kalkmak lazım. Bu ara bilgisayar başı işlerim arttığı için postürüm falan yamuldu etti. O yüzden kalkınca ilk iş postür için birkaç hareket yapıyorum. Hatta birini direkt yataktayken yapıyorum. Tam böyle sırtın üst kısmını, yukarısını aşağıda bırakıyorum ve şeyde bile yapabilirsiniz. Bilgisayar başında çalışırken sandalyenizin eğer yaslandığınız kısmı böyle sırtınızın şu hizalarına falan getirebiliyorsanız orada da böyle geriye doğru esnetebilirsiniz kendinizi. Özlemişim burada bir küçük kamerayla çekmeyin. Çünkü bu tam bir vlog kamerası. Bu böyle şey gibi geliyor. Sanki direkt böyle küçültmüşler böyle. Almışlar. Üçüncü bir göz yani. Tüm yanımda gezen. Özellikle böyle bir şeyler paylaşırken falan daha şey hissediyorum. Daha rahat, daha samimi geliyor bana. Yanımda bir arkadaşım varmış da onunla konuşuyormuş gibi böyle. Bütün gün takılıyormuş gibi falan oluyor. Başka bugün, bir de bu vlogun farklı yanı. Neyse bir dışarı çıkayım, onu dışarıda anlatırız artık. Hakan'ı uyandırdım şimdi, ben oyalanacağım burada. Hazırlanıp çıkayım. Motivasyonunuzu arttırmanın güzel yollarından biri. Yatmadan önce gelip buraya yapmanız gerekenleri yazmak. Ben genelde iki bölüm halinde kullanıyorum. İşte buraya sıradaki iş falan yapıyorum. Böyle anlamsız yazılar falan var burada. Bunlar benim zaman içinde geliştirdiğim şeyler, böyle kısaltmalar falan. Araya da böyle o gün neler yapacağınızı yazıyorsunuz yatmadan önce. Ki sabah kalktığınızda beyniniz hazır oluyor direkt. Kalkayım da bir an önce şu işleri halledeyim diye. Böyle sabah şeyi sormuyorsunuz kendi kendinize. Yataktan kalkmaya çalışırken kalksam mı, bir saat daha mı uyusam falan filan sorusunu sormaktan sizi kurtarıyor. Çünkü yapacağınız iş belli oluyor. En kötü iş karar almaktır çünkü sabah kalktığınızda. Şunu mu giysem, bunu mu giysem, şunu mu yapsam, bunu mu yapsam. Onu istemeyeceğiniz için uyuyup erteleyesiniz gelir. Tamam, belki edersiniz ama böyle yazdığınızda çok daha güzel oluyor. Bu arada dün gaza geldim. Böyle bıyık bıraktım. Bıyık. Böyle bir garip değil mi? Şimdi bir de şeyi düşünüyorum. Nedense hoşuma gitti bu sefer. Arada bir deniyordum ama asla hoşuma gitmiyordu. Evet. Bu sefer ama bir hoşuma gitti. Dedim bir de sakalı kesip sadece bıyık mı bıraksam? Yani direkt böyle usturayla falan tıraş olup. Deneyeyim mi denemeyeyim mi sizce? Yorumlarınızı bekliyorum dostlar. Bir de bir şey daha soracaktım size. Hemen hazır bulmuşken biraz akıl danışayım. Şimdi şöyle bir şey aldım ben. Bunu da Beşiktaş'ta gezerken gördüm. Çok hoşuma gitti, o yüzden aldım. İşte böyle tarihte olumlu ya da olumsuz bir şeyler yapıp bir şekilde hayatımıza giren, tanıdığımız simaların olduğu bir posterimsi bir şey. Buraya geldim ve burada o kadar uzun tek parça duvar olmadığını fark ettim. Yani şurada var. Ama buraya böyle şey alacağım. Haftalık takvim gibi iş planını falan yazacağım. Ki çalışırken önümde dursun diye. Şimdi şu duvar var. Buraya koyabilirim gibi geldi ama buraya şimdi yatay sığmayacağı için posteri 3 parçaya bölüp böyle tık 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 diye biraz böyle hani anlamsız geçişler olacak posterde ama o da ayrı bir böyle bir şey katar gibi. Sizce hangisi? Ne yapayım? Da şeyini bekliyorum yorumları. Bu videoda bol bol şey yapacağım. Akıl danışacağım size. Fikirlerinizi bekleyeceğim. Neden? Çünkü hiçbirimiz hepimiz kadar akıllı değiliz.
Evet, kendimi evden dışarı atabildim sonunda. Spor yapacağız. Bu arada hava hiç de kötü değilmiş aslında. Sabah gördüğüm ve tahmin ettiğim kadarıyla. Daha böyle soğuk. Hem soğuk hem yapış yapış. Yani o iğrenç havayı bilirsiniz. Öyle bir şey bekliyordum ama alakası yok. Hava bayağı iyi, sadece kapalı. Merhaba YouTube, merhaba telif. Dayıcım ya yol ver ya yol al ya. Dankeschön. Evet, enerjim sonunda toparladı. Kendime geldim. Update geldi şeylere, vloglara. Oyunlarda falan olur ya böyle. Update'den sonra 25 sayfa update log yazarlar ama kimse okumaz. Sadece nerd gamerlar okur. Sonra herkesi tokatlarlar yeni çıkan hero'yla. Dün akşam Instagram'dan story attım. Dedim ki yarın vlog çekeceğim. Ve vlogda bahsetmemi istediğiniz konuları ya da işte sormak istediklerini sorabilirsiniz dedim. O yüzden bugün gün boyunca aralara da bunları serpiştireceğim. Sizin merak ettiklerinizi, sormak istediklerinizi ya da hakkında konuşmamı istediğiniz konuları falan. Onları da oradan bir yandan okuyup telefondan araya da onları yerleştireceğim. Hakan göbek atarak bekliyor yol kenarında. Merhabalar. Hi bro. Günaydınlar. Guten Morgen, Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu, desu-chan. Nasılsın sen sen? Kemere takar mısın? Önce can takarım güvenliği, tabii ki. Sonra kas güvenliği kardeşim. Doğru dedim. Stres de olmayacak çünkü kaslara zarar. Ah, sen espresso mu içeceksin? Tabii ki. Sen ne içeceksin? Ben filtre içeceğim galiba ya. Ben espresso sensei biliyorsun. Bana bu alışkanlığı kazandırdın. Şey, double espresso alışkanlığı. Evet evet, her yerde double espresso içiyorum. Dün burada bir tane şapladım. Ama bayağı böyle şapladım. Aynen, vaktin olmadığında onunla yapıştıracaksın. Böyle az vaktin var, kafein lazım. Santre kafein. Tabii. Pat pat koyuyorsun. Double kafeini 2 lira farkla falan. Ama işte benim vakitten değil, double kafeini seviyorum ben. Maksimum kafein, maksimum efor. Doğru diyorsun. Açığa bırakacağım direkt. Arabadan inip oksijen almak istiyorum. Otoparkın ispasker kömür plastik çöpü plastik kokusu almak istemiyorum. Sen sabah ne anlattın moruk? Hiçbir şey anlamadım. Hayır hayır, onu şu an anlatamam. Sarhoş gibi konuşuyorum. Onu şu an anlatamam. Tamam, keseriz ama editi ben yapıyorum. Ha, o zaman sensey. Kahve hakkında 3-5 trik vereyim. Hangisine kadar kafein içerir vesaire. Sen biliyor musun kardeşim? Ben de bilmiyorum sensey. Bana da ver. Ulan sen de dinle. Orta seviye bir Türk kahvesi. 80 miligram falan kafein içeriyor. Filtre kahve, işte Starbucks'ta falan satılan bir kupası 150-200 miligram arası. O miktarına, kullanılan çekirdeğin türüne göre falan değişiyor. Espresso filtre kahveden biraz daha az içeriyor. 100-120 falan o civarlarda içeriyor. Ama işte arta da biliyor. 150'ye de çıkabiliyor yani. He. Bunlar yani içtiğiniz hangi kahveciden içiyorsanız, nerenin çekirdeği kullanılıyorsa, ne kadar kullanılıyorsa ona göre değişiyor. Yani az ve hızlı içimliyorsanız antrenman öncesi en temizi double espresso. Yazında ice americano akar. Soğuk soğuk, fişek. Kameraya da tokalaş abi. Yok böyle tokalaş. Böyle yapalım. Aynen. Kafeinimizi aldık, şimdi antrenmana geçiyoruz. Yine intermittent fasting'e devam ediyorum. Yani uyandıktan 6-7, bazen 8, bazen 9 saat sonra ilk öğünümü yiyorum. Genelde 1 ya da 2 öğünde işi bitiriyorum. Çünkü diyetteyim bu ara, kaloriyi azalttım. Büyük öğün yemeği de sevdiğim için böyle bir yol izliyorum. Yine sabah aç karnına basıyorsanız özellikle benim gibi, su yüklemeyi unutmayın. Uyandıktan sonra yani 1 litre falan en azından doldurun. Ondan sonra devam edin. Bir arkadaş şunu istemiş, her şeyi mükemmel yapmak mı daha önemli yoksa düzenli yapmak mı, sürekli yapmak mı? Cevap tabii ki sürekli yapmak. Yine çok rastlanan bir hata. İşte spora başlıyorsunuz, beslenmenizi düzene sokmaya çalışıyorsunuz ama sürekli her şeyi en mükemmel halinde yapmayı planlıyorsunuz. Ve bazen bunun için spora başlama ya da diyete başlama sürenizi de erteliyorsunuz. Diyorsunuz ki sınavlar bitsin, başlarım. Erteliyorsunuz ve ertelemenizde kalıyorsunuz yani, vakit kaybediyorsunuz yalnızca. Bir şeye başlamak için mükemmel olduğunuz anı beklemeyin. Eğer bunu beklerseniz, böyle bir kafa yapısında olursanız, mükemmele ulaştığınızda buna başlarsınız. En ufak bir düzen bozukluğunda, mükemmelden en ufak bir uzaklaştığınız anda direkt bozma meyilinde olursunuz. Çünkü hiçbir zaman o mükemmel düzen sürekli devam edemeyecek. O yüzden o anki şartlarla mümkün olan en iyi şekilde yine başlayın. Mükemmelleştirerek devam edin. Hiçbir zaman %100 mükemmeli beklemeyin. Beklemeyenler
sizin belki yarınız kadar iyi kalitede spor yapacak veya iyi kalitede beslenecek insanlar sizin önünüze geçecektir kolaylıkla. 100 go count it. 100 tracks never missed a week. Fucking count it. About to start a right. Vallahi jilet gibi form. Kardeşim ne kadar oldu sen başlayalı? Şimdi 2 ay oldu. 2 ayda bu formu neye borçlusun? Kaslarıma. Kaslarıma diyor ya eleman. Verdiğim emeklere yazık. Kaslarıma diyor ya. Hakan sen neye borçlusun kardeşim? Sana sen sen. Eyvallah. Hazır mısın Hakan? Tabii canım her zaman. Squat'ın son seti de bitti. Incline bench press'e geçeceğiz. Araya yine bir soru sıkıştırmak istiyorum hızlıca. Biri demiş ki intermittent fasting yapıyorum ama yemek yemem geç saate kaldığı için kilo alıyorum. Yanlış. Geç saatte yemek yemeniz kilo almanıza sebep olamaz tek başına. Fazla kalori almak zorundasınız kilo almak için. Dışarıdan bir girdi gerekiyor yani. O girdiyi sağlıyorsun ki kilo alıyorsun. Yani intermittent fasting yapmak tek başına yağ yakmana sebep olmaz, sağlamaz. Kalori açığı oluşturmak zorundasın. Nasıl bastım ama? Şimdi sıradaki soru full body mi split mi? Şimdi split'in türüne göre değişiyor. Push pull legs de bir split'tir. Upper lower da split'tir. Her gün tek bölge de split'tir. Split sonuçta parçalamak anlamında yani. Antrenmanı dağıtıyorsunuz. Frekans çok 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 önemli bir parametre. Yani ne kadar sürede bir uyardığınız, haftada bir uyarmak yerine haftada 2, haftada 3 kere uyarmak mantıklı olacaktır. Yani haftada 5 gün antrenman yapıyorsanız upper, lower, push, pull, legs. Upper, lower, push, pull, legs. Böyle bir döngü alabilirsiniz mesela. Haftada 5 gün gelebilsem öyle yapardım. Şimdi tutuşla ilgili bir şey anlattım demin. Onu size de göstereyim. Ya doğrudan gücü buraya aktarmak istiyoruz. Ön kola. Ama elinizin ne kadar yukarısına koyarsanız böyle yerleştirirseniz yukarıya o kadar bükülür. Tutmak zorlaşır. O yüzden mümkün olduğunca alta koyup birazcık içe doğru büküp burada kilitlerseniz ve sıkarsanız çok daha düz bir bilek baş parmağın devamına doğru bariyerleştirmek gücünüzü de arttıracaktır. Bilek ağrılarınızı da kaldıracaktır, azaltacaktır. Haftadır falan diyetteyim. Yaklaşık işte 5 kilo falan verdim. Kısa kısa böyle 1 aylık falan katlara giriyorum. Yağ oranını dengede tutmak için. Leonardo DiCaprio'nun en sevdiği hareketi yapacağız. Stenik. Instagram'dan soru bakayım. Burcumu soran olmuş çok fazla. Yay burcuyum. 13 Aralık doğumluyum. Hediyeleri bekliyorum. Onun bir de dövmeyi soranlar olmuş. Şöyle göstereyim. Bunlar petroglif arkadaşlar. Daha önce bir videoda daha bahsetmiştim. Yani eski mağara çizimleri olur ya böyle. Tarih öncesi dönemlerden kalan. Bunların her biri dünyanın belli başlı yerlerinde bulunan petroglifler, mağara çizimleri. Kaan'a dedim ben bunları istiyorum. Bana bir tasarım yap bunları böyle bir kombinle. O da böyle bir şey yaptı. Dövme falan yaptırmak istiyorsanız da çok samimi arkadaşımdır yani. Bayağı indirimli fiyata halledebiliriz. Bakırköy'de şu an onun stüdyosu. Instagram'ı da Kaan Furkanak. Öyle mi yazdın? Evet. Aynen. Kaan Furkanak. DM'den yürüyün yani. Söyleyin ama. Muz Reis'ten geldik deyin. İndirim yapsın. Ucuza kaliteli dövme. Kaan artık bana bir dövme yaparsın. Reklam yaptık o kadar. Ama istiyorum dövme yaptırmak ya. Ben de istiyorum ya. Birkaç şey var aklımda. Yakın zamanda Kaan'a yaptıracağım yine bir şeyler. Aklımda fikir var aslında da. Bir fairy tale arması diye bir şey var. Bir sınırsız macera tarzı bir şey demek aslında. Bir amblem, bir ekibin amblemi gibi. Benim bildiğim tek bir ekip var kardeşim. Banana Squad. Muz Squad var kardeşim. Muz Squad'ı biliyorum. Muz Squad bizim tayfa. Doğru. Muz Squad affetmez. İttirmek ailesi Muz Squad. Tabii. Atlı. Bir antrenmanın. Evet kardeşim. Ardından ne istediyoruz kardeşim? Sense mükemmel bir idmanın ardından istedilmesi gereken tek şey mutluluktur anladın mı? İşte bu kadar. Çok çok güzel bir mutlu. Ben hasta geldim, hastalığım geçti kardeşim. Doktora gitsem bu kadar iyi çabuk iyileşemez. Doktor Jim.
İşte haftada 3 gün gelmenin de kötü yanı, antrenman süresi uzun oluyor. Saatlerce çılgınlar gibi çıkmıyorsun yani. Yeni uyanmış gibi hissediyorum ama şu an. Şimdi markete gideceğim, hindi alacağım. Evde etli kuru fasulye, etli bulgur pilavı. Bak. Menü sağlam. İlk öğünüm bunlar olacak. İkinci öğüne de işte son öğün olduğu için ve yine yaklaşık 20 saat falan açlık yaşayacağım için proteini yüklüyorum son öğünde. Hindiye son öğün yapacağım. Daha uzun süre tok kalabileceğim. Hindiyi aldım. Akşam mideye hindireceğim. Bir de bir trik daha. Kuşbaşı doğratın. İnanılmaz vakit kazanıyorsunuz. Bu arada şuna da değinmek istiyorum. İşte okula giderken ya da işe giderken yanımızda ne götürebiliriz diyenler oluyor. İşte kap taşımak istemiyorlar. Yemek kabı mesela. Tavuk pilav vesaire götürmek istemiyoruz diyenler oluyor. En kolayı ve hafifi dürüm yapmak. Lavaşın arasına işte koyun hindinizi, köftenizi, tavuğunuzu artık. Ne yiyeceksiniz protein kaynağı olarak? Biraz baharat atın. Bir buzdolabı poşetine koyun. Atın çantaya. Çıkarın direkt gömün yani. Tertemiz öğün. Protein olacağı için içinde tok da tutar. Güzel olur yani. Gideceğim şimdi. Hemen hızlı şöyle soğuk bir duş alacağım. Böyle bir tazeleneceğim. Kendime geleceğim. Bu arada sabah laf ettiğim havaya bakın. İnanılmaz sıcak güneşli. Pişiyorum şu an. Eve geldim. Sular kesilmiş ne yazık ki. O yüzden yemekten sonra spor salonuna gidip orada duş alacağım. Sonra dışarıda bir kafede artık laptopla oturup çalışacağım. Gitmişken. Şimdi de en azından tuvaletleri kurtarmak adına su dolduracağım. Sitenin kuyusu var. Kuyuda hala su var tabi. Oradan birazcık su çekeceğim. Yapış yapış kaldım leş gibiyim. Öf! Bir su kesintisi. Bütün planlarımı alt üst etti. Sordum bu arada. Yarın sabah 6'da gelecek falan yazmışlar internet sitesine. Wow! Wow wow. Yani 6'da geliyorsa niye geliyor ki abi? Ne gerek var hiç gelmesin yani. Fasting'i birazcık erken bozmam gerekecek. Saat şu an 3.30. İşte 9.30'da falan kalktım. Yine iyi. Bir 6 saat uyandıktan sonra fasting. En son dün akşam 8'de yemiştim. Tırnaklarım ne çok uzamış ya. Size benimle ilgili önemli bir detay vereyim. Çok önemli yani. Tırnakları en hızlı uzayan insan olabilirim. 4 günde 5 günde bir tırnağımı kesmem gerekiyor. Çünkü inanılmaz hızlı uzuyorlar. Aynı şekilde saçım da çok hızlı uzuyor. Saç ve tırnak. Wolverine. Wolverine olabilirim. Real Wolverine. Hindileri pişireceğim. Hatta fırınımın altını açtım bile. Daha sonra bir tırnağımı keseceğim. Tırnağımı kestikten sonra bu etli kuru fasulye. Bu etli bulgur pilavı. Babamın spesiyeli patates kavurma gibi bir şey. Üçünü böyle devasa bir tabakta. Dünyanın en kolay şeyi bakın. Yok ben yemek yapamıyorum. Bilmem ne vaktim yok falan. 5 dakika bile almıyor. Ellerimi kullanamadan yapacağım. Bak direkt zeytinyağını attım. 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı. Daha sonra hop. Burada ne var? Yediğiniz an güzel ama daha sonra kuruyor derdiniz varsa onu çözecek olan şey limon. Şöyle bir karıştırıyoruz. Yok işte sağlıklı yemek yok evde bilmem ne yiyemiyorum. Benim hiç vaktim yok. Ben CEO'yum. Ben bilmem neyim zartım zurtum. Yani ne olursan ol. 3 dakikan vardır. Ağlamayacaksın yani ağlamayacaksın. Yani sağlıklı beslenmek istiyorum diyorsan, bir şey istiyorsan bedelini ödeyeceksin abi. Ne kadar duracak fırında? 25 dakika, maksimum 30 dakika yani. Yarım saat içinde yemeğin hazır. Dışarıdan yemek yerken bile oturduğunda, bir yemek söylediğinde onun gelmesi zaten yarım saat sürüyor sana. Burada da aynı şey. Benim vaktim yok, hiç vaktim yok. Şimdi böyle vaktim yok diye ağlayanlara laf attım da bizim Muz Squat tayfa zaten ağlamıyordur eminim. Ama işte ilk kez beni görenler falan vardır. Onlar için söylüyorum yani arkadaşlar. Biz böyle ağlamayan bir tayfayız. Siz de bize katılın, siz de ağlamayın. Bir şey istiyorsan gideceksin alacaksın. 540 gram oldu. Patates de öyle yağda falan kızarmış bir şey değil ha bu arada. Mis, öne bak. İlk öğünümüz bu şekilde. Şimdi ben yemekleri pişmişken tarttım gördüğünüz gibi. Burada böyle soru işaretleri olabiliyor. Yani pişmiş tartınca ne bileyim işte kuru fasulye mesela. Kuru fasulye bin bir çeşit yapılabilir. Ne kadar yağ konuldu, ne kadar işte fasulye konuldu vesaire vesaire. Ya da bulgur pilavı için çoğu yemek için bu geçerli. O yüzden tabii ki en mantıklısı pişmemiş ağırlıklarını tartıp bulgur pilavı yapacaksın. Kaç gram bulgur koyacağını pişmemiş halini tartacaksın. Ne kadar yağ koyuyorsun ona bakacaksın gramına. Bunları hepsini toplayarak o tencerenin içinde toplam kaç kalori olduğunu öğreneceksin. Çünkü pişirdiğin zaman bazı yemekler su kaybeder, bazıları su çeker. Yani ağırlıklarında bu tip oynamalar olabilir. O yüzden pişmiş ağırlığını tarttığınızda aslında çok elle tutulur, çok böyle net beslenme değerini bulamazsınız. Şöyle yaparsanız bulursunuz ama. Eğer yemeği siz hazırlıyorsanız bir tencere yemek hazırladınız. Atıyorum o tencere 2000 kalori, 400 gram protein var vesaire vesaire. Daha sonra yerken bu tencereyi oran orantı yaparak yersiniz. Yani o tencerenin toplam kalori miktarını, toplam makrolarını bildiğiniz zaman toplam ağırlığına da onun bakabilirsiniz. Atıyorum yemeğin toplamı 1 kilo. 1 kiloluk bir tencere yemeğiniz var. Demek ki bunun 250 gramı toplamı 1 kilonun besin değerlerinin 4'te 1'i. Pişmiş halini de bu şekilde tarttığınızda bütün makrolarına hakim olabilirsiniz.
Bugün de doyduk çok şükür. Öyle bir gevşedim ki şimdi yemekten sonra. Böyle bir 10 dakika 15 dakika chill diyeceğim burada. Açayım YouTube'dan bir video izleyeyim. Şundan sürekli yesem bile bıkmıyorum, bıkamıyorum ya. Of, bu nedir ya? Bu nedir? Harika. Bu arada online diyet ve beslenme danışmanlığı hizmetimizle ilgili gelen sorular da var Instagram'dan. Bütün bilgilere, ihtiyacınız olan bütün bilgilere bu hizmetle ilgili fityemek.com'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda videoların altında açıklamalar bölümüne de online diyet ve danışmanların linkini koyuyorum. O sayfaya gittiğinizde hizmet hakkında bütün detaylara ulaşabilirsiniz. Onları okuduktan sonra aklınızda kalan sorular varsa, sormak istediğiniz şeyler varsa da yine orada mail adresi de var o sayfada. O mail adresine mail atarak sorularınızı sorabilirsiniz. Bunu da araya not düşmüş olayım. Yakında da zam gelebilir artık. Bilemiyorum. Her şeye zam geldi. Bir biz getirmedik. Çünkü sizi seviyorum dostlar. Ya çok yapmacık geldi değil mi? Ama yok, gerçekten seviyorum yani. Sonunda duşumu aldım. Sular kesik abi bizim evde. Aynen bak. Ben sen de evden geldin. Şimdi bir kafeye çöküp çalışacağım. Hakan da geleceğim dedi. O spordaki eleman. Kaan da geldi çalışmaya. Kaan bugün reklamını yaptım senin. Eyvallah bak. Bizden gelenlere indirim yapıyorsun değil mi kardeşim? Yapıyoruz tabii canım. Fit Yemek'ten geldin diyorlar. Aynen. Bakırköy'desin. Yapıyorsunuz ve Fit Yemek'ten geldin. Bakırköy'desin değil mi? Bakırköy'deyim. Ben Instagram'ını falan koyarım aşağıya. Vlogu da burada bitireyim artık. Ha, pazartesi günü de muazzam bir bu çocukluğumuzun bisküvili pastası vardır ya. Böyle pudingli, petibörlü falan filan. Onun fit versiyonu geliyor tarifi. Pazartesi günü kanalda yayında olacak. Kaçırmamak için abone değilseniz hemen aşağıdan abone olun, bildirim gelsin. Videoyu beğendiyseniz ve daha doğrusu vlogların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıdaki beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.